arkadaşıma az önceki çektiği fotoğrafı bu salonu görmüş olduktan sonra çekseydi daha güzel bir poz verirdim böyle kahkaha atarak. Hmm. Salonun avantgard. Sen şimdi övdün mü, gömdün mü? Gömdüm. Biraz gömdüm. Salonlar saslanım. Gömdüm. Ha, peki? Salonu kesinlikle benim tarzım değil. Ha, biraz daha gömeyim diyorsun. Biraz daha gömecekmiş. Salonu avantgard. Şöyle, öncelikle mobilyaların odana göre bence bir tık büyük. Mobilyaların evet. büyük kalmış odana. Konsolun mesela çok büyük. Sen oturma odası olarak da burayı kullanıyorsun değil mi? Hem her salon hem oturma odası olarak burayı kullanıyorsun. Çok zor olmuyor mu? Zor olmuyor, hayır. Yani ben bu mobilyalarla rahat edemem herhalde. Yani bilmem, hani temizliği seven bir insan için zor değil. Yani eğer düzenli bir temizlik kendi hani şeyiniz varsa. Temizliği sevmek açısından değil de hani böyle. Şöyle aynalı mobilya olduğu için aynalı mobilyayı kullanmak çok zor, evet. Aynen. Ama hani sürekli hani onu bakımını kendi. Ama şurada hemfikir misin? Bu mobilya hani sadece böyle bir misafir odası şeklinde olsaydı evet daha iyi olurdu aslında ama hani aynen. Salonun mobilyası. Aynen, evimiz hani burayı tutmak zorunda kaldığımız tabii. için mecburen. Sen de tabii heves ettin, beğendiğim evet, mobilyayı yoksa almak takımın daha parça yani. Fazla şeyleri de vardı, ben hani alamadım. İnşallah geniş bir eve geç hayatım. Aynen, inşallah. Bunları salonuna böyle hı-hı. koy. Aynen. Halısı pek uymuş mu? Ama çok kullanımım zor değil yani değil şey mi? Olarak. Aslında yani orta yolda sehpa falan. Beyaz seçmesi güzel olmuş. Mobilyaları çünkü desenli evet, hareketli. Ekru, yani, kırık beyaz. Evet, kırık beyaz. Damask desenli galiba. Koltuklarıyla da uyuyor zaten. Tek renk olması güzel, onu beğendim. Perde dediğim gibi benim tarzım değil ama bu mobilyaya da bu olurdu gerçekten. Tabii. Hani mobilya zevki herkesin hani zevki farklı olduğu için kimse kimseninkini de beğenmek zorunda değil. Uyum var mı yok mu biz ona bakalım. Mobilyan bu arada benim de tarzım değil hı-hı. ama ben tabii ki senin tarzına saygı duyarım. Hı-hı. Sen böyle beğenmişsin, böyle almışsın. Ama her ne kadar koltukların avantgard olsa da yani böyle seçmiş olsan da o perde çok hareketli geldi bana. Hani Büşra'nın dediği gibi tiyatro perdesi gibi duruyor. Mesela perdeyi yani stor kullanmak zorundaydım stordan ama. Stordan bahsetmiyorum, perde demişim, tüllerinden bahsediyorum he. pardon, tüy ve fonlarından. Mesela şu o püsküller en azından olmasaydı çok hareketli. Aha. Koltukların da hareketli. Hani uyum mesela, sağlasın diye hani ben hani sade olsun değil de. Onları çıkartırsan ben daha çok uyum sağlayacağına eminim. Zaten fon perdelerin koltukların rengine benziyor çünkü. Evet. Bir de bir şey söyleyeceğim. Bu ne? Bu ne derken? Çerçeve gibi olan. Çıta. Onu sen saatin üstüne yapıştırdın. Saatle takım değil. Yok hayır, saatle takım değil. Onu biz yaptık eşimle. Daha doğrusu eşim yaptı. Saat hani duvarda sadece boş bir şekilde durmasın diye o yüzden çıta yaptık biz onun etrafını. Şimdi şöyle salondaki her şey evet birbiriyle bir şekilde uyuyor o oraya o oraya. Bunu ben mesela şu sehpalarının renk o grimsi bir renk var ya. Hı hı. Şu internetteki. O tarz bir griye boyamanı çıta beklerdim. Mı? Çıtayı ama evet. O zaman hani gri salon çok küçük bence. Olduğu için bence yok, öyle olmazdı. Gri değil. Şu ünçe yani, konsolundaki griden yani. Çünkü o beyaz çok çiğ durmuş ve yani saat tek başına kalsa bence daha güzel olabilirmiş. Saatin çok güzel bu arada. Evet, saatin cidden çok saat. Güzel. Teşekkür ederim. Çıtasız mı? Evet, çıtasız. Saat tek başına kalsa bence daha güzel gözükür. Ama çıta gri olsaydı bence çok hani daha bir göze batardı çıta bence. Hiç olmasaydı. Çıta hiç olmasaydı. Ama illa koyacağım diyorsan da o renk olmamalıydı hı, bence. Anladım. Size bir şey soracağım. Renginde olmalıydı sizce bence. Bu saat spor mu? Klasik mi? Klasik. Klasik. Sence? Yani ikisi sarta da uyuyor. Aslında gold olduğu için. Her odaya uyar çok klasik ya. Bir saat değil. Mobilyaya çok spor da değil bence. Evet. Klasik değil değil mi? Çok klasik değil yok. Evet. Evet. Bitti mi? Bilmiyorum bitti. Bitti. Teşekkür aslında ederim. Ben avizeye değinmek istiyorum. Aa, değin canım. Avizede de bir gold arıyorum. Avize, bu kadar gold'tan sonra. Ampullerin altında gold'lar var. Avizeciler yapmış oraya gold. Ufak ufak işlemişler. Ampullerin altına doğru bakın. Ampulün takıldığı yeri diyor. Cam o yastığı diyor. Yastığı tut avizenin yanına görsünler. Ver onu hayatım. Avize vizon rengi yani gold bak değil. Canım, ama bak. Gold da olabilirdi evet ama ben bunu bak, tercih bak. Ettim. Yani gördün mü uyuyor avizenin oradaki tonuyla şimdi. Yani koltukların tonuyla uyuyor. Avizenin fiyatı ne? Avizenin fiyatı 1000 liraydı aslanım. 1000 TL. Peki eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok, halının fiyatını ve kullanımını merak ediyorum. Bambu mu bu? Bambu ipekti. Halıyı biz 2000 liraya almıştık. Kullanımı şöyle, hani bambu ipek olduğu için aynı zamanda yün karışımı da olduğu için ne kadar yıkatsak da süpürsek de tozu hala dinmedi. Evet. Ama o yüzden sezon halı değil. Sezon derken aslında yaz mevsimine geçtiğim tabii. zaman yazlık halıları seviyorum. Aslında biliyor musun yazın ben halıların hepsi kalmıyor. Halı aynen de normalde sermiyorum. Hani, evet. Sermiyorum. Yazlık halı, kışlık halı olarak. Ya salon çok güzeldi ama bazı parçaları özellikle ne derler demodeydi. Üzgünüm.